Merhaba arkadaşlar. Yeni bir fotoğrafçılık dersinde yine beraberiz. Bu hafta sizlere arkadaşlar portre fotoğrafçılığı üzerine bir söyleşi yapacağım. Daha doğrusu fikirler vereceğim. İşinize yarayacak normal günlük hayatta veya işte bu tarz çekimlerde kullanabileceğiniz fikirler. Öncelikle arkadaşlar iyi bir portre fotoğrafçılığı çekebilmemiz için çekim yapılacak olan kişiyle nedir? Bir ön randevu falan alabiliriz. Bir ön görüşme yapabiliriz. İşte buradaki amaç o kişi ile olan diyaloğumuzu güçlendirip işte çekim esnasında ne tür çekimler istediğini veya bizim neler yapabileceğimizi ve bir ön tanışma olup onun çekim sırasında daha rahat davranmasına olanak sağlamak adına bir ön görüşme talep etmenizi tavsiye ederim. Bu arkadaşınız olabilir, tanımadığınız bir insan olabilir, bir düğün çekim olabilir, düğün fotoğrafçılığı olabilir ve buna benzer durumlarda muhtemelen şimdi hiç tanımadığımız bir insanı karşımıza alıp veya biz dahi olsak çekilirken ister istemez endişelerimiz, tedirginliklerimiz olabiliyor. Yani lakin samimi muhabbet ettiğimiz, işte tanıdığımız bir kişiyle iş yaparken veya çekim yaparken daha rahat, daha sağlıklı fotoğraflar elde edebiliyoruz ve işler üretebiliyoruz arkadaşlar. Bir de malum günümüzde artık cep telefonu fotoğrafçılığı daha bir ön plana gelmiş bulunmakta. Hemen hemen hepimizin cebindeki telefonlar artık fotoğraf çekme özelliğine sahip. Burada vermek istediğim bilgiler veya vereceğim, anlatacağım ipuçlarını hem cep telefonu fotoğrafçılığında hem de normal DSLR'e işte profesyonel çekimlerde kullanabileceğimiz ipuçları. Burada zaten özellikle arka plan, ışık ve kompozisyon üzerine bir söyleşi olacağı için ve ipuçları vereceğim için her ikisini de rahatlıkla kullanabileceksiniz arkadaşlar. Uygulayabilirsiniz. Malum portre fotoğrafçılığında model kadar çekeceğimiz arka plan veya kullanacağımız arka plan da önemlidir. Bu tür çekimler yaparken arkadaşlar gözü yoracak, işte ne bileyim gereksiz teferruatlardan, ayrıntılardan uzaklaşmamız, daha sade, daha yağlım bir arka plan kullanmamız çekeceğimiz modelin daha etkili, daha göze hitap etmesine olanak verecektir. Mesela şu anda benim bulunduğum arka plan gözü yorucu bir özelliğe sahip. Mesela burada bir portre fotoğrafçılığı çekerken muhtemelen ön ve arka ilişkisi iyi olmayacağı için etkili ve güzel bir portre fotoğrafçılığı elde edilmez. İşte arkadaki görüntüler daha bir sadeleşirse, daha bir yalın hale gelirse, işte beyaz olabilir, tam beyaz olmasa da gri veya buna benzer bir ton olarak kullanabiliriz. Ki stüdyolarda özellikle portre fotoğrafçılığı çekerken dikkat etmişsinizdir. Arkalarda genelde mavi, sarı, turuncu vesaire falan fonlar vardır. O da kişinin giydiği elbiseye uygun olabilecek şekilde arka taraftaki bulunan perdeleri yer değiştirerek fon oluşturup çekim yaparlar. Bu stüdyo için geçerli. Dışarıda kullanırken bunu doğal olarak kendimiz üretiriz. Kendimiz oluştururuz. İşte bir arkadaki ormanı fon olarak kullanabiliriz. Veya bir manzarayı veya bir denizi ve alternatifler çoğaltılabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer husus arkadaşlar, güneşi arkamıza alırsak, yani biz çekim yapıyoruz, güneş arkamızda tepede veya yatay bir pozisyonda. Burada çekim yaparken güneş modelimizin yüzüne üstten, alttan veya karşıdan dik açılarla geleceği için modelimizin gözlerinin kısmasına ve yüz hatlarının keskinleşmesine neden olacaktır. Bu da olumsuz sonuçlara neden olur. Burada yapmamız gereken arkadaşlar güneş ışınlarını genelde modelin arkasına bırakmamız eğer sert bir ışık varsa veya da gölgelere geçerek daha yumuşak ışık kullanabiliriz. Modelin arkasından gelen ışık modelin yüzüne eğer ki gölge düşürecek olursa ki muhtemelen çünkü makineyi ayarlarken ters ışık durumu olduğu için daha karanlık bir yüz olacağı için burada reflektörler, yansıtıcılar ve işte softbox flaşör olabilir. Bunları kullanarak ışığı ya yapay bir ışık oluşturarak modelin yüzünü aydınlatabiliriz ya da var olan güneşten gelen ışığı yansıtıcı kullanarak tekrar geri modelin yüzüne yumuşak bir şekilde yansımasını sağlayarak daha etkili fotoğraflar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer hususlu arkadaşlar, yine ışığı modelin arkasına alıyoruz. Fakat bunu daha çok işte gün batımında ters ışık dediğimiz, Türkçe'de ters ışık olarak geçiyor. Gün batımı
saatlerinde ters ışık kullanarak silüet tarzı fotoğraflar çekebiliriz. Ve güneş ışınlarından gelen ışınları yine modelin yüzüne yansıtıcılar yansıtarak, tutarak, yansıtarak daha hoş, daha estetik, gün batımını da fon olarak kullanarak güzel fotoğraflar çekebiliriz. Burada yine dikkat etmemiz gereken güneş ışınları daha yatay geldiği için ve malum gün batımı daha kızıl olduğu için gelen ışınlar modelin yüzünde işte beyaz tenli olsun veya esmer olsun bir turuncu renk oluşmasına neden olacaktır. Bunu yani hemen hemen bilgisayar ortamında çok daha açık bir şekilde, bariz bir şekilde görebiliriz, şey yapabiliriz. Burada yine kullanmanız gereken arkadaşlar, yansıtıcıyı tuttuğunuz takdirde makinenizden beyaz ayar dengesine gelip oradan güneş moduna geçerek işte o dengeyi sağlamanızı öneririm. Veya o autoda düzeltebiliyorsa, ki düzelteceğini pek sanmıyorum, sizin orada direktmen elle müdahale edip güneş moduna geçerek renk tonlarının daha hakim olmasını veya daha doğal olmasını ayarlamanızı öneririm. Diğer bir husus arkadaşlar, çektiğimiz model çalışmalarında modelimiz hem gülüyorsa ve hem de objektife bakıyorsa bu pek de hoş olmayan bir duruma neden olabilir, ki genelde öyle oluyor. Bu yüzden ikisinden birisini tercih edin. Ya model gülümsesin objektife bakmadan, ya da işte herhangi bir tarafa bakarken gülümseyebilir, şey yapabilir. Bu şekilde de etkili fotoğraflar olabilir ama ikisini aynı anda kullanmanızı tavsiye etmem. Çok sıradan oluyor. Ha illa da çekmek istiyorum diyorsanız o da sizin bileceğiniz bir şey. Lakin etkili bir portre fotoğraf çekmek istiyorsanız bu kurallara göz ardı etmeyin derim arkadaşlar. Bir de işte özellikle bayanlarda ve gözü büyük olan bayanlarda falan, sağa sola poz verip de işte gözleri yan tarafa bakıp işte beyazlarını daha çok gösterirler, görünmesini isterler. Bu bayanlarda güzel bir etki olabiliyor, lakin erkek modellerde pek de hoş bir durum olmuyor. Yani bunu da yine çekimler yaparken göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Yani buna da dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi işte çekim yaparken arkadaşlar ara ara mola verip modelinizle biraz muhabbet ederek modelinizin rahatlamasını ve kendini daha güvende hissetmesine olanak verin. İlla böyle peş peşe tak 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 çekim yaparak işte bir an önce olsun bitsin muhabbetine girmeyin. Ara ara konuşun. Gerekirse zamanınız varsa oturup bir çay içerek biraz daha rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Ki bu süreç içerisinde daha doğal spontane fotoğraflar, pozlar da yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Ki zaten en etkili fotoğraflar veya en tesirli fotoğraflar benim nezdimde, benim gözümde spontane fotoğraflardır. Çünkü daha doğal, daha içten gelen pozlar. Bu tarz karelerde işte bu dinlenme molalarında yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir diğer hususta arkadaşlar, şunu diyebilirsiniz. Ya iyi güzel anlatıyorsunuz da biz bu çekimleri yaparken, bir DSLR'e makine kullanırken ve profesyonel bu işe girmek istediğimiz zaman hangi lensi kullanmamız gerekiyor? Bu durumda arkadaşlar size önereceğim, ki birçok fotoğrafçıda da ve özellikle bu tarz çekim yapan arkadaşlarımızda, fotoğrafçı arkadaşlarımızda göreceğiniz lens 80'e 200 ve 75'e 300, 70'e 200 tarzında makinenin modeline ve makineye uyumlu objektiflere göre değişir. Burada önemli olan 80-85 mm'lik lens kullanmanız arkadaşlar. Bundaki amaç modele belirli bir mesafe bırakmanız ve modelin rahat davranmasını ve sizin de daha rahat hareket edip çekim yapmanızı olanak sağlayacaktır. İşte daha geniş açılı bir objektif olursa, işte 50 milim olur veya buna benzer objektifler, burada modele daha yakın olmanız gerekecektir. Burada da işte yani ilk başta ağız kokusu olsun veya yakın temas olsun, rahatsızlık teşkil edeceği için muhtemelen hem modelin rahat olmasına fırsat vermez hem de sizin rahat çalışmanıza olanak sağlamaz. Bu yüzden bu lenslere ağırlıklı verin. En azından profesyonelliğe geçecek olursanız bu lenslerin daha iyi sonuç vereceğini bilin. Buna göre hareket edin arkadaşlar. İşte arkadaşlar buna ek olarak işte 50 milim ve altındaki lensler kullanırken burada ne tür sıkıntılar yaşarız arkadaşlar? Lens geniş açıya doğru döndükçe, işte balık gözü dediğimiz, geniş açı dediğimiz 50 mm'nin altındaki lenslerde daha çok modele yakın olacağımız için deformasyonlar
meydana gelecektir, oluşacaktır. İşte geniş açı bir lensle modele yaklaştığınız zaman veya balık gözüyle objektifinize en yakın bölgeler daha büyük, devasa görünecektir. Bu da olumsuz etkenlere neden olabilir. Bu tarz çekimler yapabilirsiniz. Özellikle karikatürize çalışmalar yapmak istiyorsanız veya işte komik görünümlü portreler çekmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Lakin katalog veya profesyonel tarzda çekim yapmak istiyorsanız tanıtım amaçlı bu tarz lensler size artı bir puan vermeyecektir. Negatif olacaktır. Bu yüzden bunlara dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Bir diğer husus arkadaşlar, doğal ışıklardan faydalanalım. Yani faydalanmanızı öneririm. Nedir işte, bir dışarıda çekim yaparken gölge bir yerde bulunduğun zaman orada işte dışarıdan gelen, eğer gölgedeki ışık yeterli değilse veya dışarıdan gelen sağdan veya soldan gelen ışığı, yine dediğim gibi reflektör olabilir, yansıtıcılar olabilir, buna benzer malzemelerle modelin üstüne yumuşak bir şekilde gelecek şekilde yönlendirip daha tatlı, daha güzel portreler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar flaş kullanmaktan çok daha iyi oluyor. Çünkü flaş kullandığınız zaman muhtemelen tepe flaşı kullanıyorsunuz veya işte makinenin üstündeki standart bir flaşı. Onlar da belirli bir düzende gittiği için sert olarak değerlendiriliyor. İşte karşıdan geldiği zaman tam göz hizasında çekiyorsanız burun altında böyle bir dalgalanma olabilir ve yüz karakterine bağlı olarak işte kenarlarda veya şu göz altlarında lekeler, daha doğrusu gölgeler teşkil ediyor. Bu yüzden dolayı işte ne kadar doğal ışığa taraftar olursanız o kadar güzel sonuçlar elde edeceksiniz arkadaşlar. Bir diğer husus arkadaşlar, çektiğimiz modeli sürekli ekranın ortasına böyle bam diye yerleştirmeye gerek yoktur. Genelde çekim yaparken modelimizin bakış yönüne göre veya kompozisyona göre ön tarafında veya üst tarafında 1/3 oranında boşluk gelecek şekilde bir boş alan bırakalım. Bu fotoğrafımızın hem daha güzel estetik görünmesine olanak verecektir, hem de daha önceki derslerde bahsettiğimiz gibi altın kural 1/3 oranına uygun olduğu için göze daha hitap edecektir. Bunu paylaştığınız veya yayınladığınız katalog olabilir, sosyal medya olabilir. Orada diğer izleyiciler veya takipçiler tarafından daha olumlu bir sonuç elde etmesine imkan verir arkadaşlar. Buna da bir diğer husus arkadaşlar, çekim yaparken, portre fotoğrafında çekim yaparken veya işte model çekimlerinde falan genelde hep göz seviyesi, az önce dediğim gibi işte göz seviyesinde falan çalışırız. İşte onunla aynı seviyede olmaya özen gösteririz. Ama bazı durumlarda bunu esnek tutarak, özellikle işte uzun boylu veya kısa boylu veya gelin damat çekimi yapıyorsanız, gelin kısa, damat uzunsa, o dengeyi sağlayabilmek için alttan çekim yapabilirsiniz veya üstten çekim yapabilir, çekim yapıp o dengeyi eşitleyebilirsiniz arkadaşlar. İşte gelin hanım ve işte bayan modelimiz kısa boyluysa alt taraftan, yani yere eğik bir pozisyonda yukarı doğru çekim yaptığımız zaman bacak boyunu uzatacağı için daha bir boylu ve uzun gösterecektir. Özellikle işte gelin damat düşünün. Gelinin tarafından alttan biraz aşağıdan çekim yaptığımız zaman, damat yan tarafta kaldığı zaman o boy farkı ister istemez gelin de hemen hemen damatla eşit boya gelip daha güzel, daha estetik bir fotoğraf elde edecektir. Bunlar da size artı puan getirir. Hem referans olarak hem de CV olarak işinize yarayacaktır arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Dikkat etmemiz gereken diğer bir husus size arkadaşlar, fotoğraf çekerken işte portre olsun, bu tarz çekimlerde genelde fotoğrafı olduğu yerde sonlandırmaya özen gösterelim. Yani mutfak kısmına fazla bir iş bırakmayalım. İşte böyle geniş çekeyim, ben evde gider croplarım, düzenlerim falan demek size artı zaman demek olacak. Bu da zaman kaybı olacak ki eğer seri bir çalışma temposu içerisindeyseniz o tür zamanlarda zaman kaybetme gibi bir lüksünüz olmaz. O yüzden çekim yaparken arkadaşlar, çekim esnasında işi tamamen sonuca kavuşturacak şekilde düşünüp kadrajlayıp çekim yaparsanız geriye çok fazla bir şey kalmaz. Ama nedir işte, illa da bir şey yapmak istiyorsanız yine kenarlardan hafif bir boşluk bırakarak arka ilişkisini sağlayabilirsiniz veya işte hani croplarken bir tık daha
rahat etmenizi sağlayabilir. Ama dediğim gibi mümkün mertebe işi çekim esnasında bitirmeye, sonlandırmaya özen gösterin. Bu size her zaman artı bir puan olarak gelir. Çünkü ekstra bir zaman harcama durumu gütmezsiniz. Sadece ne yaparsınız? İşte göze gelecek kötü bir durum falan varsa onları tedarik edip rötuş vesaire falan varsa onları halledersiniz. Yoksa croplayıp tekrar ölçeklendirme gibi bir durumda zaman kaybetme pozisyonuna girmezsiniz arkadaşlar. Ve bu çekimleri yaparken arkadaşlar genelde netlik veya işte mesafeyi ayarlayıp çekime başladığınız zaman gerektiği takdirde bir adım daha yaklaşıp biraz daha detaya girebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir konu ise arkadaşlar genelde gezerken biz fotoğrafçılar yanımızda bir makine taşırız. Özellikle DSLR tarzında. Ama şu anda günümüzde işte fotoğraf makinelerinin yerine cep telefonları da yaygın ve iyi çekim yapan cep telefonları falan da var. Bunlar olduğu için artık pek fazla özellikle şehir merkezinde falan dolaşırken fotoğraf makinesi taşımıyoruz. Burada işte aniden önümüze çıkacak bir fotoğraf olabilir, bir portre olabilir, bir çekim durumu söz konusu olabilir. Burada işte cep telefonumuzdan yararlanarak çekim yapabiliriz. O tür ortamlarda genelde büyük makineleri önermiyorum arkadaşlar. Çünkü bir kalabalık ortamda şimdi gittiğinizde farz edin bir yaşlı adam veya bir çocuk portresi veya farklı bir portre gözünüze çarptı. Çekim yapmak istiyorsunuz. Büyük bir makine çıkartıp hele bir de onun yüzünde büyük bir objektifiniz varsa muhtemelen onu kime yönlendirirseniz yönlendirin rahatsız olacaktır. Ve bu da onda gerginlik hissiyatı olduğu için iyi sonuçlar vermeyecektir. Burada işte bir kompakt makine olabilir veya cep telefonunuz olabilir. Bunda çekim yaparken işte hani amatör bir izlenim verdiği için ne yapacaktır? Çekeceğiniz kişi de çok fazla rahatsız olmayacaktır veya objektifi veya daha doğrusu makineyi cep telefonunu veya kompakt makineyi ona yönlendirdiğinizi fark bile etmeyebilir. Bu da rahat bir çalışma, rahat bir çekim olur veya oturduğunuz yerde şöyle tak tutup çekme imkanı verir. Bu da işinizi kolaylaştırır arkadaşlar ki birçok profesyonel fotoğrafçılar şehir merkezlerinde veya böyle hani dışarıda olmadığı müddetçe bu tarz çekimlerle kendilerini daha çok garanti altına alıyorlar. Çünkü özellikle gelişmesi az olan veya gelişme ilerleme durumları az olan illerde bu tarz çekimlerde genelde ikili ilişkiler sıkıntılı oluyor. Çünkü insanlar tedirgin. Hani ortam düzen. Ya niye çekiyorsun? Ne var? Falan filan gibi. O işte durumları aşamadığımız için bu da size olumsuz sonuçlara neden olacaktır. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Diğer bir husus ise arkadaşlar illa daha yakın portre çekim yapmak istiyorsanız, şey yapmak istiyorsanız işte otomatik netlemeyi işte 9 nokta veya 8 nokta veya işte 18 nokta ekrandaki netleme noktalarını otomatik moda alıp onlardan herhangi birisini modelin neresini istiyorsanız işte yanağın olabilir, burnu olabilir veya şöyle bir pozisyon varsa elin olabilir netleyerek çekim yapabilirsiniz. Ama böyle bir netleme alanı falan yoksa veya düşünmüyorsanız direkt gözlere netleme yaparak daha etkili, daha estetik portreler çekebilirsiniz. Bunu yaparken de yine dediğim gibi ışığa dikkat edin arkadaşlar. Hani göz altlarında veya burun kenarlarında, burun altında gölge oluşmasına veya saç falan dökülüyorsa saçların altında sert gölgelerin oluşmamasına özen gösterin. Bunu yine tepeden ışık geliyorsa yandan veya alttan bir yansıtıcı kullanarak ışığı dengeleyebilirsiniz veya sağdan soldan. Bunlar da daha yumuşak ve daha estetik portreler elde etmenize olanak tanıyacaktır arkadaşlar. Ve yine dediğim gibi arkadaşlar eğer dışarıda çekim yapıyorsanız bir gölgelik alanda veya buna benzer işte güneşin özellikle tepede olduğu noktalarda söyleyeyim. İşte gittiniz bir parkta bir bahçede çekim yapacaksınız. Arkadaş işte şu ağacın altında böyle bir çek falan diyor. Arkadaş tamam geç diyorsun. Orada bir bakıyorsun tepeden aşağıya güneş hüzmelerinden adamın başına veya modelimizin başına yaprak izleri, saç, işte ağaç vesaire falan gölgeler düşmeye başlıyor. Bu da ister istemez olumsuz görüntüler elde edebiliyor. Bu tür durumlarda modelimizi mümkün mertebe öyle parçalı ışıkların olduğu yerden uzak tamamen gölge bir alana alıp dışarıdan ışık takviyesi yaparak çekimlerinizi yapın. Bu daha
düzgün ve daha etkili portre çekimleri olarak size dönecektir. Bunlar da yine dediğim gibi bu bahsettiğim fikirler arasında bulundurmanızı öneriyorum arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bu tür çekimler yaparken genelde kontrolün sizde olmasına özen gösterin. İşte nedir? Modelle gittiniz. Belki model kapriste olabilir. İşte veya ben merkezde bir yapıya sahip olabilir. Lakin işin erbabı siz olduğunuzu unutmayın. Ki dediğim gibi önceden de zaten bir ön araştırma yapıyorsanız ve sürekli bu işi yapıyorsanız ne tür çekimler yapacağınızı veya nasıl ışığı kullanacağınızı bildiğiniz için yönlendirici genelde siz olursunuz. Hakimiyet sizin elinizde olur. Bu da sizin işinizi kolaylaştırır. Daha kısa, daha hızlı, seri bir şekilde işinizi bitirip olay yerine bırakabilirsiniz. Eğer tam tersi olursa arkadaşlar yarım saatlik, bir saatlik çekiminiz belki 2 saat, 3 saat olacak. Bu da hem modelde yorgunluk hem sizde bir yorgunluk olarak gözlemlenir. Bu da tabii iş belirli bir süreden sonra yorgunluğa dönüştüğü için etkili ve güzel fotoğraflar elde edememeniz anlamına geliyor. Bu da olumsuz bir tutum olarak sergilenir. Bu yüzden dolayı kontrol sizde olsun. Evet, şey yapın, modelin fikirlerini alsanız bile uygun olanlarını alır, geri kalanını kenar bırakıp kendi yöntemlerinizde, kendi stilinizde, kendi düşüncelerinizde olaya hakimiyet altında tutmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir diğer konu ise arkadaşlar, genelde bu tarz çekimlerde işte bazen model biraz kaprisli oluyor ve işte beğenmediği yönler falan oluyor. İşte burun konusunda olsun, kulak konusunda olsun, ne bileyim buna benzer işte şey yapıyor. Burada da 80 veya 85 milim yerine 100 milim daha dar açılı bir lens kullanarak o durumu sıkıştırarak, çünkü bunlar da sıkıştırma özelliği olduğu için olayı kapatabilirsiniz. İşte biraz daha farklı bir açılardan yakalayarak burnun, işte büyük bir burun varsa onu daha absorbe ederek daha küçük bir görünüm sağlayacak şekilde çekim yaparak modelinizi memnun edebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar işte bu fotoğraflar çekerken, şey yaparken dediğim gibi alan derinliğine dikkat edelim. İşte hani ön net, arka fullü veya buna benzer çekimler yaparken bunları da değerlendirelim. Ön ile arkadaki obje arasındaki mesafe arttıkça ön net, arka fullü bir şekilde çekim yapabilirsiniz. Ki eğer ön ile arka arasında fazla bir mesafe yoksa bu sefer diyaframı kullanarak, İşte F olarak gösterilen en düşük aşağıya, yani rakamsal değer olarak en alt seviyeye indiği zaman, ki bu objektiflerde genelde 1.8'den başlayıp 22'ye kadar veya 32'ye kadar çıkabiliyor makine ve objektifin özelliğine göre. Genelde 1.8 olarak söyleyeyim ben size. 1.8 olduğu zaman ön ve arka mesafe yakın olsa bile o alan derinliğini rahatlıkla verebilirsiniz. Fakat bu rakamsal değer yükseldikçe ön ve arkadaki netlik eşitlenecektir. Bu da çok normal, sıradan bir fotoğraf olarak karşımıza gelir. Bu ön ve arkanın net olarak değerlendirilmesini istediğimiz fotoğraflar genelde aile fotoğrafları olabilir veya toplu çekilen fotoğraflar olabilir. Çünkü oralarda herkesin net olarak görünmesini isteriz. Burada da kullanacağınız diyafram değeri genelde 8, 12 olabilir veya 16 olabilir. Ortamın ışığına göre değerlendirilebilir ama sağlıklı sonuç almak istiyorsanız diyaframı 8'den aşağı kullanmayın. O tarz durumlarda bir aile fotoğrafı çekerken. Ama diğer türlü alan derinliği falan vermek istiyorsanız 8'den aşağı doğru indikçe ön ve arka ilişkisi artacağı için daha etkili, daha güzel fotoğraflar elde edeceksiniz arkadaşlar. Bir diğer husus da arkadaşlar, güneş battıktan sonra işte kullanabileceğimiz doğal bir ışık olmadığı için yapay ışık kullanarak yine etkili ve güzel portre fotoğrafları çekebilirsiniz. Burada nedir işte, genelde kent meydanlarında veya ışık böyle toplumun kalabalığın çok olduğu yerlerde büyük ışık kaynakları falan olur. Özellikle beyaz ışık olur bunlar. Bunlar da yine yapay ışık olarak kullanıp, yine dediğim gibi eğer gölge falan teşkil ediyorsa yansıtıcılarınızı kullanarak etkili ve güzel gece portre fotoğraflar çekebilirsiniz. Burada da yine alan derinliği vererek arkadaki ışıkların daha fullü, daha bulanık bir şekilde görünmesini ve estetik olarak fotoğrafa yansımasına imkan verebilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da size yine güzel, etkili fotoğraflar elde edecektir. Ve son olarak arkadaşlar, bu diğer anlattıklarımı da özdeşleştirecek şekilde portre fotoğrafçılığı çekerken veya bunu çektikten sonra işte mutfakta son rutuşlar yaparken, şey yaparken, düzenlerken kesme işlemini kesinlikle eklemlerden yapmayın arkadaşlar. İşte nedir? Buradan, buradan veya omuz
seviyesinden kesmeyin. Genelde bu iki eklem arasını göz önünde bulundurun işte. Ki zaten dikkat ederseniz portre fotoğrafçılığı veya vesikalık fotoğraflar çekilirken de böyle gelip de adam dirsekten kesmez veya omuzdan kesmez veya bilekten kesmez. Ha ne olur işte kart üzerine veya işte nedir kimlik üzerine fotoğraf kullanılacaksa tabi oradaki alana göre belki oradaki görevle küçültebilir, şey yapabilir ama genel anlamda vesikalık falan fotoğraf çekilirken bu kriterler göz önünde bulundurularak çekiliyor. Siz de bu tarz fotoğraflar çekerken dikkat edin arkadaşlar. Yani modeli getirip buradan böyle kasıtlı olarak kesmeyin. Ha keseceğiniz durumlar olabilir. Dediğim gibi işte kullanım amacına göre veya işte kullandığınız yere göre ama genel kriterleri göz önünde bulundurduğumuz zaman arkadaşlar olması gereken kurallar bunlar. Bunlara riayet ederseniz yani uygularsanız daha etkili, daha güzel fotoğraflar çekeceğinize emin olabilirsiniz. Bunların dışında da işte ben nasıl çekeceğimi biliyorum diyorsanız o konuda da bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Soru ve önerileriniz falan varsa arkadaşlar yönlendirebilirsiniz. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Veya anlatmak istediğim bir konu falan varsa bu konuyu da yorumlar kısmında bildirerek size daha verimli bir şekilde derslerime devam etmeme imkan verebilirsiniz. Yardımcı olabilirsiniz. Bir kusurumuz olduysa hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Umarım keyifli ve güzel bir süreçteyiz. Birlikte devam ediyoruz. Bildiklerimizi, bilmediklerimizi paylaşarak birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda sizlere bir şeyler verebiliyorsam, faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana arkadaşlar. Bir sonraki dersimize görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Esenlikler dilerim.